Hayatım Hayvan Arkamdan hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, şu anda yine Salman'ın içindeyim. Arkadaşlar, bugün sizi bir renk güzeliyle tanıştıracağım. Muhammed kardeşim dün getirdi bu kuşu. Maşallah çok güzel, hoşuma da gitti. Bir dediğim gibi şuradaki turkuaz rainbow dediğimiz kuşla eş yapacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, benim kameramdaki görüntüyle başka kameralardaki görüntü çok farklı. Dün Muhammed burada çekim yaptı mesela. Yeni telefon almış. Onun kamerasında şu kuşun üstündeki renk geçişleri. Her şey belli oluyor. Kanadındaki grilik fazlasıyla belli olurken burada belli olmuyor. Muhammed kardeşim de bugün bir tane kuş getirdi. Şöyle göstereyim. İşte şu güzellik arkadaşlar. Maşallah rainbow olmaktan son anda dönmüş bir kuş. Biraz çekilmeyi hiç sevmiyor ama şu renklere bir dikkat çekeceğim size arkadaşlar. Şöyle bir bakın bakalım renklerine. Arkadaşlar gerçekten şu hayvanın nerede geçsin gene. Arkadaşlar şu hayvan eğer kanatları gri olsaymış bomba gibi tadından yenmezdi. Ama maalesef arkadaşlar şey değil. Rainbow değil tabii ki. Ama ne? Bakın kafasında da tepesi var. Çok güzel bir hippisi var. Bu kuş arkadaşlar bir rainbow'la Japonya eşleşmesi. Oradan çıkma aynı benim aha şu gördüğünüz kuş gibi. Biliyorsunuz bu kuşta Japones atıyordu. Yani arkadaşlar bu çalışmalarda başarıyı yakalamak çok çok uzun zaman istiyor. Ve ortaya bir sürü şekilsiz, şemalsiz, tepeli kuşlar çıkıyor. Piyasa şu anda bu kuşlardan geçilmiyor. Doğru. İyi bir şey mi, kötü bir şey mi tartışılır. Ama çalışmadan da arkadaşlar başarıya ulaşmak zor. Yani bu deneyler yapılacak. Sonuçta bunların da alıcıları yok mu? Var. Eğitecekse, mesela yarışmaya falan sokmayacaksa bu kusurlu tepeler arkadaşlar beslenebilir. Yani bunlar da hayvan. Bazı insanlar biliyorsunuz bu camiada hem köpekte hem kuşta şekilci ötesi. Yani şekilciliği çok seviyorlar. Yani dolayısıyla asla ve asla ırk standartlarının dışına çıkılmasını istiyorlar. Ha, bir noktada haklılar bazı konularda ama sonuç olarak her köpeğin her kuşunda yarışmaya girmek zorunluluğu yok. Yani dolayısıyla insanlar tabii ki bu deneyleri yaparak elde edecekler. Arkadaşlar mesela işte bu tepelimizden biz hem çift kanat Japones albino erkek almıştık. Şu anda o kuş Muhammed Tat'ta büyüdü sayılır. Hem de arkadaşlar tek kanat aldık. Tepeliler aldık bazı. Sonuç olarak kuş arkadaşlar burada artık dinleniyor. İki sezondur bende çalışıyor bu kuş. Pardon, bir sezondur. İkinci sezonlar mı bunların? Birinci sezonlar mı tam hatırlayamadım. Birinci sezonların olması lazım arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Ya da ikinci de olabilir. Tam hatırlayamadım. İkinci, galiba ikinci arkadaşlar. Pardon. Videoları kusura bakmayın. Yani karıştırıyorum. Bayağı video oldu çünkü. Bu arada salmadı arkadaşlar, işler yolunda. Peki biz o gün renk güzelini kime eşleyeceğiz? Renk güzelimiz nerede? Aha orada. Bakın şöyle zoomlayayım. Biraz sakinledi. Bana da alışık olmak için. Bakın. Bunları arkadaşlar renk kuşu diyorum ben. Yani bakın vücudunda maviler, yeşiller geçişli. Ağız kuyruğa doğru morlar da var. Bu rainbow kanının kattığı bir özellik. Zaten rainbow kuşları arkadaşlar çalışırken bu kuşlarla çalışıyorlar ve gri kanatlarla, temiz kanatlarla çalışıyorlar arkadaşlar. Bu dişimizi şu erkeğimle işleyeceğim işte rainbow altından gelen ve yabancılarda turkuaz rainbow dedikleri ama bizim ülkemizde opal olarak geçen bir kuş. Aynısı arkadaşlar, tıpa tıpını gördüm gerçekten. Tıpa tıpıydı ve arkadaşlar sırtını bir dönsene. Kız oğlum bir sırtını dön. Aferin. Ve arkadaşlar gerçekten bu kuşu rainbow kategorisine sokmuşlardı yani. Oradaydı. Ya bu şu değil. Bakın burada örneğini gösterebilirsem. Yani sıradan bir opal değil. Nasıl göstereyim? Sağ şeyde şu anda. Şeylerin içinde bir dakika. Şimdi mesela arkadaşlar şu kuş sıradan bir opal. Ama bu da rainbow'dan geliyor. Bakın. Bu da rainbow altından gelme bir kuş. Bizim yumurtalarımızı ikinci az. Ama buna opalden öteye diyemeyiz arkadaşlar. Bu kuş bir opal. Dolayısıyla da yani bu kuşa opal dersin. Sarı yüz opal, mavi dersin. Ama arkadaşlar bu kuşta gerçekten bazı rainbow özellikleri var. Yani kanatlar gri çünkü. Yüz sarı ve dediğim gibi benim kameramda belli olmuyor ama Muhammed'in yeni video atacak. Onu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Başaran vlogda. Başaran vlog. Kanal ismini değiştirdi sanırım o. Tam şey yapamadım şu anda. Başaran kuş eviydi.
Şimdi değiştirdi galiba arkadaşlar. Gene de bakarsınız, linkini atacak zaten. O bir çekim yaptı. Orada bu kuşun renkleri bariz ortaya çıktı. Şimdi biz bu kuşla bu kuşu deneyeceğiz. Bakalım rainbow çıkacak mı, atlarından göreceğiz. İhtimal çok yüksek ama arkadaşlar belli olmaz. Çünkü opal çok baskın bir şeydir, mutasyondur. Ve arkadaşlar baskın mutasyonlar da size geçit vermez. Yani ele geçirir. Nedir baskın mutasyonlar? Opal, düz mavi, düz yeşil zaten yani artık barizdir. Tamam mı yani? Onun dışında işte efendime söyleyeyim. Spantle de baskın bir mutasyondur. Çekinikler işte ino tarzı kuşlardır. Parçalılar baskının bayrak sallayanıdır. Parçalıyı koydunuz mu ortaya parçalıdan ziyade pek bir şey çıkmıyor açıkçası. Bunu çok gözlemledim, çok deneyledim. Yani dediğim gibi bu kuş da inşallah arkadaşlar güzel bir iş verecek. Bakın sarısı, mavisi, yeşili her bir halta var maşallah üstünde. İnşallah şu yakışıklıyla güzel işler çevirecekler. Bu yakışıklımın yalnız atıp başka dişilerde ama tabii ki eş tuttururuz arkadaşlar. Yani problem değil o açıdan. Bakın rainbow dediğimiz kuşa da, ha bu kuşta arkadaşlar %100 diyoruz yani artık. Çünkü geçişler ortaya çıkmaya başladı. Bakın şöyle kuyruğa doğru göstereyim. Dediğim gibi kameradan belli olmuyor. Yeşiller var arkadaşlar. Yeşile doğru geçiş var. Tüyünü bir atsın hele. Zaten tüyünü bir atsın, o zaman göreceksiniz arkadaşlar. Hayırlısı inşallah. Evet, bunlar da bu şekilde. Aslında rainbow dışında kuş koymayacaktım ama bu deneyi yapmak istedim. Muhammed dedi, abi dedi, bunu getirdim sana dedi. Yani renk olarak beğeneceğini düşündüm dedi. Gerçekten de renk olarak beğendim. Dediğim gibi tepesi de çok tatlı bir hava yapıyor. Bak bak, kovala kovala dişi. İşte eşler yan yana geldi. Ama tek birbirleriyle alakalı bak. Sanki dişi erkeği beğenmiş arkadaşlar da erkek nazlanıyor. Bu erkeğin dişisi bildiğiniz gibi problemliydi. Gönderdik arkadaşlar onu. Yani sorun erkekte değildi. Erkek artık şeyle çıktı. Bakın yan yana kaldılar. Gördünüz mü? Çok güzel. İnşallah güzel çocuklarınız olur diye düşünüyorum. Hayırlısıyla. Şu piyetler arkadaşlar, isteyen olursa vereceğim. Bu arada burada sahiplendirilecek kuşlar var, haberiniz olsun. Bakın Texas'larımız var. Güzel güzel iri jumbo Texas'larımız var. Parçalılarımız var. Gördüğünüz gibi maşallah. Evet. Bu kuşum bir sezon daha çalışsın dediydim ama isteyene bu dişiyi de verebilirim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Erkeğini tek verdik. İstedi biri. Ayırdık aslında. Takımı ayırmamamız lazımdı ama verdik. Ya dediğim gibi arkadaşlar artık vermek istiyorum yani çünkü azaltmak istiyorum. Şimdi çift vermeyince de olmuyor. Sonra ikisi de elimde kalıyor. Bazısı millet tek istiyor yani beğeniyor. Ben bu kuş istiyorum, bunun erkeğini istiyorum diyor. Taşıyıcı olan erkektir diye düşündü. Öyle aldı. İnşallah işine yarar. Dediğim gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar maşallah diyelim. Evet. Texas. Şu kuşun duruşu en güzel. Benim hoşuma giden bu. Tam bir duruşu arkadaşlar. Şu kuşun duruşuna biraz dikkat çekmek istiyorum bakın. Bir duruş olayı vardır arkadaşlar. Bu kuş o olayı var ya çok güzel gösteriyor. Evet. Biraz kızımız bana pek alışamadı arkadaşlar. Biraz yabani. Yani salmada şey değil. Evet. Bunlar da bu şekilde. Evet arkadaşlar. Nasıl kuşumuz? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Evet, biraz uçak olduğu için zar zor çekiyorum. Yorumlara yazın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sormak istediklerinizi de videonun altına yazın. Arkadaşlar bir ricam daha. Instagram sayfamı takip ederseniz çok sevinirim. Hala takip etmeyen varsa. Ben bir türlü linkini ekleyemiyorum bu şeye. O konularda biraz beceriksizim biliyorsunuz. Yani Onur Cokelekoglu diye geçiyor. Hayatım Hayvanlar diye geçmiyor yani Instagram adresim. Onun da bir sayısını çoğaltalım arkadaşlar. Sizden ricam. Evet, like atmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatım Hayvanlar kanalından hepinize sevgiler, saygılar. Güzel kızım. Gerçekten çok inatçısın. Hadi bakalım.